Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar özellikle kış aylarına girmeye hazırlandığımız şu günlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirici besinler tüketmemizi öneriyor. Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler, protein, balık, kırmızı et kişilerin sağlıklı beslenmeleri konusundaki ...en temel yapı taşlarını oluşturuyor. Hastalıklarda korunma dediğimizde bizim için en önemli nokta... ...bağışıklık sisteminin daha aktif veya daha uzun süreli olarak... ...devam ettirilebilir olması. Bu bağlamda bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirici, kuvvetlendirici... ...besin ve besin gruplarından zengin bir beslenme şekliyle... ...yaşantımızı sürdürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla vitamin, mineral ve flavonoid öyelerden çok zengin olan... ...sebze ve meyveler ama tabii ki mevsiminde tükettiğimiz sebze ve meyvelerden zengin bir beslenme şekli kışa hazırlık yaptığımız bu günlerde çok önemli. Bunun dışında sadece sebze meyve değil proteinler, yumurta, süt, süt ürünleri gibi besinler yine özellikle yağ nedeniyle balık onun dışında kırmızı et gibi bağışıklık sistemimizi güçlendirici diğer öğelerin de çok önemli olduğunu düşünürsek mevsiminde dengeli ve yeterli beslendiğimizde ve de az işlem görmüş besinleri ettiğimizde bağışıklık sistemimiz için çok iyi bir yatırım yaptığımızı söyleyebiliriz. Ebeveynler ilk önce be, sağlıklı beslenme ve hangi besinlerin çocuklar için iyi hangilerinin kötü olduğu konusunda kendileri bilinçli olmalıdırlar. Sonrasında çocuklara onların anlayabileceği şekilde bu bilgileri iletmeleri gerekmektedir. Böylelikle çocuklar hangi besini neden yememeleri gerektiğini, hangilerini neden yemeleri gerektiğini çok net bir şekilde bilip ceza veya yaptırım olmadan bilinçli bir şekilde beslenme alışkanlıklarını oluşturabilirler. İkinci önemli noktamız beslenme alışkanlıklarının oluşturulabilmesinde çocuklara vermek istediğimiz bu e, tükettirmek istediğimiz bu sağlıklı besinlere çocukların kolay ulaşabilmesini sağlamamızdır. Yani siz çocuğa elma çok faydalı onu mutlaka yemelisin dediğimizde evde hiçbir zaman elma bulunamıyorsa o zaman çocuk hiç tüketmesini istemediğimiz abur cuburlar ve katkı maddeli diğer zararlı besinlere yönelecektir. Dolayısıyla her daim çocuk için hazırlıklı e, hep o besinlere ulaşılabilir olmasını sağlamak yine bize bebeğinlerin çok önemli görevidir. Hastalıkların beslenme alışkanlıklarıyla ilgisi bulunduğunu ve sağlıklı beslenilmediğinde hastalık riskinin arttığını belirten beslenme ve diyet uzmanı Ceylan Akiş, özellikle diyabet, kalp damar hastalıkları, kanser, obezite gibi çağımızın popüler hastalıklarının oluşum ve tedavisinde beslenme şeklinin büyük öneme sahip olduğunu vurguluyor. İnsanlar dünyaya geldiklerinde genetik bir havuzla dünyaya gelirler ve bildiğimiz bilmediğimiz birçok genetik hastalığa yatkınlıkları vardır. Günümüzde yapılan bütün araştırmalar insanların sahip olduğu bütün hastalıklarla beslenmenin birebir ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Beslenmeyle ilgili ve en riskli olan hastalıklardan bahsetmek gerekirse, Diyabet hastalığı, şeker hastalığı diyebiliriz, kalp damar hastalıkları, kanser, obezite birebir özellikle hem tedavisinde hem başlangıcında beslenme ile ilişkili bulunmuştur. Yine eksik veya fazla beslenmeye bağlı olarak anemi, yine unutkanlık, bunama gibi hastalıklarda da beslenmenin birebir önemli rol oynadığını gösteren çok ciddi araştırma sonuçları yer almaktadır.